Bir önceki videoda odak uzaklığı 2 cm olan bir çukur ayna almıştık ve 6 cm önüne de bir cisim yerleştirmiştik. Daha sonra cismin görüntüsünün nerede oluştuğunu bulmuştuk. Bunu yapmak için de ayna formülü denen bu formülü kullanmıştık. Bu formül görüntü uzaklığını, cisim uzaklığını ve odak uzaklığını birbirine bağlıyordu değerleri yerine koyduğumuzda cismin görüntüsünün aynanın 3 cm önünde oluşacağı sonucuna varmıştık. Bu videoda ise oluşan görüntünün boyutunu bulmaya çalışacağız. Ayrıca oluşan görüntünün gerçek mi yoksa sanal mı olduğuna karar vereceğiz. Görüntünün boyunu ışın diyagramları çizmeden bulmak istediğimiz için bir formüle ihtiyacımız var. Ama elimizdeki ayna formülüne baktığımızda formülde boyla alakalı hiçbir şeyin olmadığını görüyoruz. Yani elimizdeki formül sadece görüntünün nerede oluşacağını bulmamıza yardımcı oluyor. O zaman bize cismin ve görüntüsünün boyunu veren başka bir formülümüz olmalı. Gerçekten de böyle bir formül var. Buna aynalarda büyütme formülü diyebiliriz. Neden büyütme dendiğini birazdan tartışacağız. Fark ettiyseniz formülün sol tarafı boyları gösteriyor. HG görüntünün boyu, HC ise cismin boyu demek. Boyların oranı uzaklıkların oranının negatifine eşit oluyor. Değerlerimizi yerine koymadan önce buna neden büyütme dendiğinden bahsedelim. Hatta formülün sadece sol tarafına odaklanalım. O yüzden sağ tarafını şimdilik silelim. Sol taraf yani bu oranın kendisi aynanın büyütme değerine karşılık geliyor. Ne demek istediğimi bir örnekle anlatmaya çalışayım. m dediğimiz bu değer 2'ye eşit olsun. Sizce bu ne anlamı geliyor? Tabii ki görüntünün boyu cismin boyunun 2 katı demek oluyor. Bu da görüntünün cismin 2 katı kadar büyütüldüğü anlamına geliyor değil mi? Yani bu oran 2 ise görüntünün boyu cisimden 2 kat fazladır. Kısaca bu oran görüntünün cisme göre ne kadar büyütüldüğünü gösteriyor. Ancak burada işaretleri de hesaba katmalıyız. Diğer videolarda kullandığımız işaretleri hatırlıyor musunuz? Boyları incelerken de asal eksenin üst tarafını artı, alt tarafını ise eksi olarak belirliyoruz. Bu örnekte m değeri 2 ise görüntünün boyu cismin boyunun 2 katı demektir. Bu oran aynı zamanda bu boyların aynı işarete sahip olduğunu da gösteriyor. Yani cismin boyu pozitifse bu örnekteki gibi görüntünün boyu da pozitif demektir. İkisi de pozitif olduğuna göre yönleri aynı demektir. Başka bir deyişle görüntü diktir. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bir görüntü dikse sanal bir görüntüdür. Yani bu değer bize sadece görüntünün ne kadar büyütüldüğünü söylemiyor. Aynı zamanda görüntünün gerçek ya da sanal oluşu hakkında da bilgi veriyor. Eğer buradaki işaret artıysa bu cismin ve görüntüsünün aynı yönde olacağını gösteriyor. Ayrıca görüntünün sanal görüntü olduğunu anlıyoruz. Daha açıklayıcı olması için bir örnek daha yapalım. M değeri eksi 0,3 olsun. Bunun ne anlama geldiğini söyleyebilir misiniz? Bu oran bize oluşan görüntünün boyunun cismin boyunun eksi 0,3 katına eşit olduğunu söylüyor. Buradaki eksi işareti ise görüntünün boyuyla cismin boyunun zıt işaretlere sahip olduğu anlamına geliyor. Bu artıysa bu eksidir. Bu eksi olsaydı o zaman bu da artı olurdu. Yani eksi işareti bize görüntünün ve cismin birbirlerine ters yönde olduklarını söyler. Ve bu sadece gerçek görüntüler için mümkün olabilir. Yani sadece görüntünün önündeki işarete bakarak eğer eksi işareti söz konusuysa görüntü gerçektir diyebiliriz. Ayrıca orana baktığımızda görüntünün cismin 0,3 katı büyüklüğünde olduğunu söyleyebiliriz ve bu aslında görüntünün cisimden daha kısa olduğu anlamına gelir. Toparlarsak, sadece büyütme değerinin işaretine bakarak görüntünün gerçek ya da sanal olduğunu ve değerin kendisine bakarak da görüntünün cisme oranla ne kadar büyük olduğunu söyleyebiliriz. Zaten tüm bunlar bu örnek için bulmak istediğimiz değerler. Bu örnekte de görüntünün boyuna ve gerçek mi sanal mı olduğuna ulaşmak istiyoruz. Yani burada tüm yapmamız gereken büyütme değerinin ne olduğunu bulmak. Peki, buradaki büyütme değerini nasıl hesaplayabiliriz? Dikkat ederseniz, burada cismin ya da görüntüsünün boylarını bilmiyoruz. Tüm bildiklerimiz cismin uzaklığı, görüntünün uzaklığı ve odak uzaklığı. Bir şekilde bu uzaklıklarla büyütme değeri arasında bir ilişki olmalı. Ve bu ilişki tam da aynalarda büyütme formülüyle bulmak istediğimiz ilişki. Şimdi formülün sağ tarafına bir bakalım. Bu formüle göre büyütme değeri görüntü uzaklığıyla cisim uzaklığının birbirine oranının negatifine eşit. Ben bu formülü şu şekilde düşünmeyi seviyorum. M değerinin hg bölü hc'ye eşit olduğunu formül olarak ezberlemek yerine direkt M değeri olarak düşünüyorum. Yani bu oranın kendisine zaten büyütme oranı ya da değeri diyoruz. Kısacası aynalarda büyütme formülü dendiğinde büyütme değeriyle cisim ve görüntü uzaklıkları arasındaki bağlantıdan bahsediyoruz demektir. Evet, cisim ve görüntü uzaklıklarını bildiğimize göre m değerinin ne olduğunu hesaplayabiliriz. Ve bu değeri kullanarak da görüntünün özellikleri hakkında fikir edinebiliriz. İşlemleri şurada yapalım. Önce formülü kaldıralım. Tek yapmamız gereken m değerini hesaplamak. Bunun için de görüntü uzaklığını ve cisim uzaklığını yerine koymamız lazım. Ancak bu yerine koyma işlemini yaparken işaretlere de göz önünde bulundurmalıyız. İşaret belirlemeyi nasıl yaptığımızı hızlıca hatırlayalım. Gelen ışının yönünü pozitif olarak kabul ediyoruz. Yani tepe noktasından başlayıp gelen ışının yönüne doğru ilerliyoruz. Burada gelen ışının yönü sağ tarafa doğru. Yani sağ tarafta kalan her şeyin işareti artı. Sol tarafta kalan her şeyin işareti ise eksi. Şimdi videoyu burada durdurup işlemleri kendiniz yapmaya çalışın. Tamam, devam ediyoruz. M değeri neye eşitmiş bir bakalım. Eksi v bölü u. V değeri nedir? Görüntü uzaklığı 3 santimetre, ancak görüntü eksi tarafta olduğu için eksi 3 santimetre olarak alıyoruz. Peki, u ne? U yani cisim uzaklığı, cisim de eksi tarafta olduğu için eksi 6 santimetre olacak. Sadeleştirme yapalım. Santimetreler ve eksiler birbirini götürür. 3 yerine 1, 6 yerine de 2 yazarız. Yani m değeri eksi 1 bölü 2 çıkar. Bunu da aslında eksi 0,5 olarak yazabiliriz. Evet, büyütme değerini bulduk. Yapacağımız diğer şey bu değeri boy cinsinden yazmak olacak. Bu da görüntünün boyunun, cismin boyunun 0,5 katına eşit olduğu anlamına geliyor. O zaman hg eşittir, eksi 0,5 çarpı hc. Bu aslında görüntü hakkında bilmemiz gereken her şeyi bize söylüyor. Eksi işaretli olduğunu fark etmişsinizdir. Yani görüntümüz ters ve gerçek bir görüntü ki bundan daha önce bahsetmiştik. Diğer bir nokta ise görüntünün boyunun cismin boyunun 0,5 katı olması. Yani görüntü cismin boyunun yarısı kadar bir boya sahip. Görüntümüz kısalmış ve cismin yarısı kadar olmuş. Örneğin cismin boyu 10 cm ise görüntüsünün boyu 5 cm'dir. Ya da cismin boyu 20 cm ise görüntüsünün boyu 10 cm'dir. Evet, istediğimiz her bilgiye ulaştık ve problemimizi çözdük. Şimdi hızlıca bu videoda neler öğrendiğimizi özetleyelim. Aynalarda büyütme formülü denen bu formülü öğrendik. Büyütme değerini görüntünün boyunun cismin boyuna oranı şeklinde tanımladık. Büyütme değerinin işareti bize görüntünün gerçek ya da sanal olduğu bilgisini verirken, değerin kendisi görüntünün boyunun cisme oranla ne kadar olduğunu veriyordu. Ve cismin ve görüntüsünün uzaklıkları verildiği zaman büyütme değerini hesaplamak için bu formülü kullandığımızı öğrendik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.